Bu haftaki konuğumuz Semih Akça, savcımız, Anapot üyesi. Buyurun Semih Bey, hoş geldiniz Hoş diyorum. bulduk. Herkese iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yarın da Öğretmenler Günü. Şimdiden tüm Öğretmenler Günü'nü de kutluyorum. Efendim Bugün ben... Semih Bey'i daha tanıyoruz ama daha yakından tanıma fırsatımız olacak. Kendi hayat hikayesiyle birlikte. Değil mi Semih Bey? Evet. İsterseniz Yıldız Hanım ve Aziz Bey'den başlayalım. Rahmetli babanız ve anneniz sağ. Yıldız Hanım'dan başlayalım. Şimdi benim anne ve baba tarafım her iki tarafta Karaman'dan 1966'larda padişah fermanıyla Rumeli'ye göç eden ailelerden. Orada da Bulgaristan'ın Deli Orman bölgesine yerleşmişler. 1935 yılında baba tarafım göç anlaşmasıyla Tekirdağ Hayrabolu'ya gelmiş. Ağababam, biz dedeye ağababa deriz. Annemin babasına da, babamın babasına da yaşlılığı herhalde kabul etmiyorlar. Ağababa diye geçiyorlar kendilerine. Ağababam orada da Bulgaristan'da da sağlık memuruymuş. Hayrabolu'da sağlık memuru olarak başlayıp sağlık memuru olarak emekliye ayrılmış. Rahmetli babam da işte Hayrabolu'da ilk okulu, ortaokulu okuduktan sonra o zaman Trakya'da sadece Edirne'de lise varmış. Edirne Lisesi'ne gidip Edirne Lisesi'ni bayağı uzun bir sürede bitirdikten sonra yani 7 sene falan sürmüş fakülteyi, liseyi bitirmesi. İstanbul Hukuk Fakültesi'nde kaydolmuş. Şimdi ben daha sonra merak ettim bu kadar uzun sürede bitiriliyor, nasıl oluyor, nasıl şey yapıyor. Ben hatırlıyorum rahmetli babam o zaman işte köy, Hayrabolu'dan küçük bir yerden liseye kaydolanlar, daha böyle torpilsiz olanlar Almanca, Fransızca derslerine kaydoluyor. Daha Edirne merkezdekiler falan İngilizce kaydoluyor. Babam lisenin sonuna kadar işte Almanca okumuş. Daha sonra herhangi bir Almanca kurs görmemiş, şey yapmamış. Yani emekliye ayrıldığında bile lisede gördüğü Almancayla bir Almanla sohbet edecek derecede Almanca konuşuyordu. Demek eğitim o kadar ağırmış ki babam, rahmetli babam da liseyi 7 senede bitirmiş. Öyle anladım ben. Anne tarafım da aynı Bulgaristan'dan. Ağababam, annemin babası ilkokul öğretmeniymiş. O zaman Bulgaristan'ın da Türklere baskı yaptığı dönemler. Türkler de kendi aralarında onlara karşı çıkanlar falan öğretmenleri başlamışlar tutuklamaya. O sıra bana gelecek diye düşünüp bir gece Türk bayrağını yaşadığı yerin camisine dikip Dereköy'den Türkiye'ye gelmiş. Annem de anneme hamile. Baştan anneanneme demiş sen demiş kal ben seni sonra alırım. Anneannem de demiş ben öylelerini çok gördüm. Gittiğim yere kadar giderim. Kaldığım yerde kalırım. O da düşmüş peşine ormanlardan Türkiye'ye gelmişler. Daha sonra ağabeyim polis memuru olarak atanmış Muratlı'ya. Birkaç sene Muratlı'da kalmış. Annem Muratlı'da, Kırklareli Muratlı'da doğmuş. Daha sonra İstanbul'a tayin olmuş ağababam. Tabii hiçbir belge getiremediği için orada lise dengi bir mezuniyeti varmış. Türkiye'de saymamışlar onu. İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirmiş. İşte İstanbul'un çeşitli yerlerinde komiserlik, başkomiserlik, emniyet amirliği, birinci, ikinci şube şefliği falan yaptı. Polis Akademisi'ni bitirdi. En sonra İstanbul Emniyet Müdürü olarak da emekli oldu. Rahmetli babam 1960'lı yıllarda birkaç sene avukatlıktan sonra
Hakimliğe müracaat ediyor. Benim doğduğum yıl Elmalı'ya tayin oluyor. Biz de ailece, ablam o zaman 3 yaşında, Elmalı'ya gidiyoruz. Elmalı'da bir sene kadar sonra şu an emekli deniz albayı olan kardeşim dünyaya geliyor. 3 sene Elmalı'da kaldık. Ben Elmalı'da Elmalı'yı pek hatırlamıyorum. Yalnız babamın bir sepetli motosikleti var. O sepetli motosikletle bizi ailece gezdirdiğini bir hatırlıyorum. Bir de ablamın Enes'e tayin sırasında öğretmeni bizim eve gelmişti. Annem öp öğretmenin elini diye ablama ısrar ediyor. Ablam da utanıyordu falan. O anı aklımda. Başka da Elmalı'dan bir anım yok. Daha sonra 1963 yılının sonlarında sanırım Enes'e tayin oluyor rahmetli babam. Edirne'nin o zamanlar sanıyorum 1000 civarında nüfusu olan bir ilçesi. Herhangi bir sosyal yaşantı yok. Elektrik yok. Elektrik hava kararınca gece saat 11'e kadar elektrik veriliyordu. Bir tane burunlu bir minibüs vardı. O minibüs işte 80 kilometre kadar olan Keşan'a 7-8 saatte gittiği söylenir. Hatta kapısının da kırık açık olduğu, yarı yolda rampalarda sıkışan minibüsten inip işini görüp tekrar minibüse binerek yoluna devam ettiği falan söylenir. Bir de bir jip vardı orada. O jipte işte adliyecileri keşfe falan götürürdü. Bir de Sünnetçi Bayram Bey'in motosikleti olduğunu hatırlıyorum. Böyle araba falan da görmedik biz. İşte o zaman devirlerde oynuyoruz falan. Ben de yaşıtlarıma göre herhalde biraz onların büyüğü müyüm yoksa onlara söz mü geçiriyorum tam hatırlamıyorum. Enes'in tam girişinde oynarken karşıdan bir toz bulutu gibi bir şey geldi. Biz anlam veremedik öyle bir arabada görmediğimiz için araba bu kadar toz çıkarıyor falan. Ama daha önceden dayımlar bir Texas Tomix kitap falan şey yapıyorlardı. Bir Kızılderililer falan diye bir biliyorduk. Ben dedim Kızılderililer geliyor. Biz yolun kenarına mevzi aldık. Ben camı taşı aldım. Gelen arabaya attım. Ön cam büyük bir patlamayla kırıldı. Biz dedik tamam Kızılderilileri falan hallettik. Kaçtık. Hiç umurumuz bile olmadı. Oyuna devam. Değişik yerlerde. Akşam ezanında eve geldiğimde baktım. O araba bizim kapının önünde duruyor. Ön camı kırık. Bayağı bir korktum. Etrafa bakındım şöyle. Ondan sonra evin duvarına sürüne sürüne içeri bir girdim. İçeri girdiğim gibi evin ortasında bir bey işte dedi bu çocuk camı kıran bu çocuk diye bağırdı. Sonradan öğrendim ki o Enes'e yeni tayin olan Cumhuriyet Savcısıymış. İşte camı falan kırıldı diye babam da hakim diye onları misafir almış. Adamın evinde ne memlekete düştük daha böyle geldiğimiz gibi camımız kırılıyor falan. Bir sene kadar o araba cansız kaldı. Naylonlarla falan sarıldı. En azından böyle bir... Ceza almadınız mı Semih Bey? Efendim? O yaramazlıktan ceza almadınız mı? Valla ceza aldığımı hatırlamıyorum. Ben yani rahmetli babamdan yani bir fiske bile şey yapmadım. Bazen şöyle bir sert bakardı yeterdi o. Öyle vurma, kötü söz söyleme, sesle uyarma gibi şey yoktu ama şöyle bir dik bir baktığı zaman bazen insanın gözlerinden yaşlar dökülür. Enes'te çocukluğumuz geçti. Bir de ilkokul sıralarında ben ilkokul öncesi Enes'teydim. Fakat orada nüfus az, sınıflar da tenha olduğuna ilkokul öncesi çocuklar birinci sınıfa kayıtsız olarak gidiyordu. Onlar da normal önlük de diktirmiş velileri. Sanki kayıtlıymış gibi öyle okula gidiyorlardı. Bazen böyle devam şeyi pek aranmıyordu da falan. Orada gene okul öncesi ablam ilkokul 3. sınıftaydı. Sanıyorum 65 yılları falan. Bir bayram
günü okulda bana da 23 Nisan'da beni de şiir okumak için seçtiler. Ablam da şiir okumak için, o da seçildi. Biz tabii 23 Nisan'dan 15-20 gün önce başladık. İşte evde provalar yapıyoruz, şiirleri ezberlemeye çalışıyoruz falan. Ben ablamın şiirini de o arada ezberledim. Kendi şiirimi de ezberledim. Fakat ablamdan önce kürsüye çıkıp şiirimi okuyacağım. Ablam da kızdırmaya başladı. Ben senin şiirini okuyacağım, sen şiirsiz kalacaksın falan diye. Öyle de kızdırıyordum falan. Kürsüye çıktım. Çıkış o çıkış. Öyle bir şey yaptım, kaldım. Hani nasıl derler? Kürsüye çıkmış, Muazzez Abacı kaskatı kalmış, hiç hareket edemiyor, şey yapamıyor, neden? İşte hatıralar sarmış dört bir yanını falan diye öyle anlatırlar ya. Ben de aynı şekilde böyle kaskatı kaldım. Ondan sonra rahmetli babam da bayram yerinde, kardeşim de yanında. Kardeşim de benim zor durumda olduğumu fark etmiş. Hemen oradan kalabalığın arasında tabii büyük bir sessizlik oldu. Adının yoktur eşi diye bağırdı. Şiiri öyle başlıyordu. Ben hemen ondan sonra başladım. Adının yoktur eşi, büyük insan Atatürk, sensin yurdun güneşi diye şiiri tamamladım. O kardeşimin beni kurtardığı anı da hiç unutamam. Enes'deki... Tabii burada özellikle 23 Nisan olması, babanızın da sizi her törene götürüyor olması. O dönemdeki 23 Nisanlardan biraz bahseder misiniz? Valla o dönem 23 Nisanlar olsun, diğer milli bayramlarda büyük bir coşku vardı. Biz yani dini bayramlardan milli bayramları daha çok sever vaziyetteydik. Çünkü o milli bayramlarda babam bizi yanına alır, işte bayrama götürürdü. İşte o da protokolde falan olduğu için bize de herhalde daha düzgün kıyafetli olalım diye yeni kıyafetler alınırdı. Biz de yeni kıyafetler alınıyor diye milli bayramları daha çok sever hale geldik. Ama halkta da büyük bir coşku vardı. Öyle bayramlara karşı büyük ilgi vardı. Meydanlara toplanılır. Gece fener alayları olur. Her yer bayraklarla süslenir. Bu daha sonra Enes'den Uzun Köprü'ye babamın tayini olduğu yıllarda da aynı şekilde devam etti. İlkokul birinci sınıfa işte babam Uzun Köprü'ye hakim olarak tayin olduğunda Uzun Köprü'de tabii daha büyük bir o zaman 15 bin falan nüfuslu bir yer. Geldik işte elektrik var, otomobiller var, bisikletle gezen çocuklar var. Bu fotoğrafta Enes'deki 23 Nisan, o benim şaşırdığım şiirden önceki seneye ait bir rahmetli babamla fotoğraf. Uzun Köprü'de ilk geldiğimizde öyle büyük şehire gelmenin bir telaşı, bir heyecanı vardı. Hatta ilk geldiğimizde elektrikli olduğu için eve buzdolabı alındı. Biz de buzdolabını hiç o tarihe kadar görmediğimiz için işte evin kapısı açıktı. Annem de çok günlere giderdi. Ayda 8, 18, 28 günü vardı annemin. Onun bir evde pek olmazdı yani. Evlerde de kapılar açıktı. Böyle girer çıkardı. İki hamal buzdolabı getirdi. O zaman böyle köpüklü kapalı ambalajda da değil. İplerle bağlayıp getirdiler. Mutfağa bıraktılar gittiler. Biz de baktık buzdolabı gelmiş. O zaman işte buzun soğutucu olduğunu biliyoruz. İşte dolap dolaptır. Ne işe yarar? İşte bizi serinletecek. Fişi bile takılı değil. Buzdolabının kapağını açtık. Keşif yaptık. Buzdolabının sebzeliğini çıkardık. Kardeşimle ikimiz yere yattık. Ayaklarımız terlemiş. Demek lastik ayakkabılardan yanmış olacak ki. Ayaklarımızı sebzeler soktuk yattık. Bir 15 dakika kadar durduk. Ayaklarımız serinlemedi. Dedik bu buzdolabı bozuk, tekrar çıktık oynamaya. Yani şimdi düşünüyorum da o ilkokulla başlayacak zamandaki çocuklar şimdi iPad'lerle, şunlarla, bunlarla, internetlerle haşır neşir.
biz buzdolabının ne işe yaradığını bilmiyoruz. Ayaklarımızı içine sokuyoruz. Yani çağın hızlılığı, gelişmesi, değişmesi Evet, neredeyse çok nereye çabuk. diye insan hayretler içinde kalıyor. Şimdi görmüş olduğunuz fotoğraf ilkokulda sizin trompetten önce de bir yavru kurt ilkokul önce yavru kurtunuz sonra trompet çalmaya başladınız. Bu da 29 Ekim'den bir fotoğraf. Bununla ilgili Evet. anlatmak Şimdi istiyorsanız. gelin o zamanlar Uzunköprü'de bu resmi bayramlara karşı çok büyük bir ilgi vardı. Okullar bunlara özel ilgi gösteriyordu. Okullar arası adeta bir yarış haline gelmişti. Okuldaki herkes kimisi yavru kurtta, kimisi trompet takımında, kimisi daha değişik kıyafetli böyle neredeyse normal okul önüyle bayrama çıkılmıyor pozisyondaydı. İşte ben de ilk yıllar yavru kurt olarak bayramlara falan katıldım. Onların da kendine göre bir kıyafetleri vardı, düdüğümüz falan vardı, iplerimiz. Daha sonra 4. 5. sınıfta da okul trompet takımına katıldım. Bu fotoğrafta da işte trompetli olan ben bir fotoğraf çekilmişiz. O yıllara ait. Çok bayramlar coşku içerisindeydi o zaman. Yani dini bayramlarda Uzunköprü'nün köprü başındaki meydanda törenler orada olurdu. Halk sanki böyle siyasi parti mitinglerinde mitingi varmış gibi bir kalabalık bir kalabalık önceden giden yer tutmak tutanlar şey yapanlar o alan dolduktan sonra çarşıda meydana dönen doğru inen iki cadde tamamen dolar. Hatta yaşlıları, sakatları falan arabalarla getirirler. Böyle kaldırarak efendim oturturlar o zaman böyle tekerlekli arabalar falan yok sandalyeyi. O sakatları dahi getirirlerdi, en öne koyarlardı falan. Çok büyük bir coşku olurdu. Gece fener alayları olurdu. Fener alayından sonra gene halk elinde bayraklarla işte marş söyleyen, türkü söyleyen bir değişik coşku karnaval havasında olurdu. Şimdiki bayramlarda hiç öyle bir hava olmayınca biz değişik bir dönemler geçirmişiz. Değişik dönemlerden bugüne kadar gelmişiz diye insan hayretler içinde kalıyor. İstiyor insan aynı coşkunun şimdi de devam etmesini arzu ediyor tabii. Daha sonra babanız ama ondan önce sizin balıkçılığınız var değil mi? Şimdi biz, Uzun yıllar. evet biz şeyde ilkokul, ortaokul ve lise döneminde Saros Körfezi'nin Sultaniçe denen bir yerde önce birkaç sene çadır kurduk. Hatta o Sultaniçe denen şu an kamp yerini rahmetli babam kurdu. Enez'deyken kendisinin de böyle keşifler Enez'e bağlı olduğu için oralarda keşif yaparken keşfetmiş. İki tane balıkçı vardı. Başka da kimse yoktu. Uzunköprü'den öğretmenleri örgütledi. Onların tatilleri uzun diye. Aşağı yukarı 120 kadar öğretmeni 7-8 tane kamyon ayarladı. Onlar hepsi kıştan çadırlarını madırlarını şey yaptılar. Yatağını, yorganını. 810 aile bir kamyonun tepesinde. O kampı o kurdu. Hepsine ip çekti. Çadır yerleri gösterdi falan. Nizami bir kamp oldu. Biz de birkaç sene çadırımız vardı, çadırda kaldık. Daha sonra orada bir arsa alıp küçük bir yazlık evimiz oldu. 3 ay hep yaz tatilleri de Sultaniçe'de geçirirdik. O arada tabii 3 ay devamlı deniz kenarında geçince işte yüzme şeyimiz ilerledi. Benim dalgıçlara karşı bir meylim vardı. O tarihte 12-13 metrelere falan dalıyordum. Zıpkınla balık avcılığı falan şeylerimiz vardı. Hatta balıkçılar o zamanlar istakoz falan fazla tutuluyordu. Yalnız işte elektrik de olmadığı için haftada bir balık sevkiyatı yapılıyordu Sultaniçe'den İstanbul'a. O istakozları sepete koyuyorlar. Üstünü bir bezle örtüp 6-7 metre derinliğe bir ağırlıkla bırakıyorlar. İstakoz da canlı giderse hani para ediyor, ölüsü para etmiyor. O sevkiyat günü
Çağırıyorlardı beni. O 50-60 sepete ben dalıp dalıp çıkarıp balıkçılara teslim ediyordum. Ölü istakoz çıktığında da bana veriyorlardı. Ben de bakıyordum ara sonra bir ölü çıksa da bana versinler diye. Böyle değişik anılarımız oldu. Hatta bir gün Yıl 1975. Babanız Urfa'ya tayinli olunca siz de liseyi okumak 75 yılında üzere balıkçılık fotoğrafımız vardı Figen Hanım. onu gösterdim. Gösterdi Siz dedim. sohbet ederken. Yani Evet. o fotoğrafta da paraketle tuttuğumuz bir baraküdayla çapar ile tuttuğumuz bir orfos. Onun fotoğrafı. Yani baraküde her zaman çıkmayan bir balık diye o zaman öyle bir fotoğraf çekilmişiz. 1975 yılında lise 1'i bitirdikten sonra babam Urfa'ya tayin oldu. Urfa'ya tayin olunca bizim eğitim amaçlı olarak biz İstanbul'da kaldık. Kanarya semtine geldin. Kanarya semtinde Evet. evimiz vardı. Alt katta rahmetli ağababam oturuyor, babamın babası. Oraya yerleştik. İşte liseye kayıt olacağız. Kanarya Küçükçekmece'ye bağlıydı. Küçükçekmece'de de lise çok kalabalık olduğu için sınıflar. Babam dedi Yeşilköy Lisesi'ne ben sizi şey yapayım, kayıt yaptırayım. İşte müdürünle falan gitmiş, görüşmüş. Onlar da demişler müdür bey de gelsin Semih'le Serdar benim kardeşim. İşte biz de evraklarımızı falan hazırladık. Müdür beyin yanına gittik. Kendimizi tanıttık. O evraklarımızı verdik. O orada adres falan bir şeyler yazdırdı falan. Ondan sonra okulun açılacağı gün şu gün gelirsiniz dedi. Biz de oradan çıktık, trene bindik. Kanarya'ya doğru geliyoruz. Florya'ya doğru geldiğimizde baktım ben. Müdür beyin altın kalemi benim elimde. Eyvah dedim bu kalem nasıl kalmış elimizde? Hemen apar topar trenden indik. Tekrar geri trene bindik. Yeşilköy'de indik. Liseye gittik. Müdür beyin odasına bir girdik ki müdür bey üç tane müdür yardımcısını karşısına almış. Kalemi kim aldı diye onlardan hesap soruyor. Ben o kalemi elimde görünce müdür yardımcıları neredeyse boynumdan öpeceklerdi beni. Ben de çok utandım, özür diledim. Liseye öyle değişik bir anıyla liseye bir başlangıcım oldu. Orası değişik bir yerdi. Yeşilköy Lisesi İstanbul'un yani o zaman en zengin semtiydi. Yani Yeşilköy Lisesi'nin etrafında 300-350 tane böyle şey vardı, araba vardı, yabancı lüks arabalar vardı. Okula ben ilk gün gittiğimde benden başka takım elbiseli kimse yok. Kimisi şortla gelmiş, kimisi kotla gelmiş, yeşil atletle gelmiş. Ben atletin yeşil olduğunu da orada gördüm ilk defa lisede. Garibime gitti dedim, hep biz atletleri beyaz görürüz. Nasıl oldu yeşil atlet de varmış falan. Böyle bir şaşkınlık içinde dedi. Kababam sınıfı gibi ki Uzunköprü'de çok disiplinliydi yani. Pazar akşamları ailenle bile sinemaya giremezdin. Öyle disiplinli bir eğitim sistemi vardı. Ben tabii üzüldüm dedim biz nereye düştük falan. Birinci dersin koridorunda birisinde çarpıştım. Böyle ilgisiz alakasız bunun kendi kusurundan bana bir çarptı. Çarpanla baktım takım elbiseli biri. Yakasına yapıştım geldim bak bu kadar dedim. Pürüz adamın içinde bir kılık kıyafeti düzgün sensin dedim. Onda da dedim sen de dedim yürümesini bilmiyorsun. Koşu koridorda beni buldun dedim. Ondan sonra o sesini çıkarmadı gitti. Böyle minyon tipli ufak tefek biriydi. Ondan derse bir girdik. Benim yakasına yapıştırdığım adam bizim matematik hocası olarak karşımda duruyor. O da böyle hiç unutamadığım bir anı. Lise anılarınız. Lise anılarım. Liseyi Yeşilköy Lisesi'nde bitirdikten sonra hukuk fakültesine girdiniz 1978 yılında. Şimdi ben onunla ilgili bir fotoğrafınızı ama o üniversite yıllarındaki yani daha sonra her sene kutlama yapıyor musunuz arkadaşlarınız arasında ve fakülteyi ziyaret ettiğiniz sırada çektirdiğiniz bir fotoğraf. Bu sizin okuduğunuz kampüs. Ama bu tabii yeni yıl herhalde 2019 yılında bu fotoğraf. Evet, Siz de evet.
78'de okudunuz. Evet. Ve bu kampüste okudunuz. Evet, 78 yılında ben hukuk fakültesini kazandım. Kayıt oldum. Bu fotoğraftaki de bizim o zaman 800 kişiydi sınıflar. Büyük amfi. Kayıt oluşumda da benim bir enteresanlık oldu böyle. Kayda gittim. Sıraya girdim. Sıra bana geldi. Kayıt yapan sonradan ismini öğrendiğim Hüseyin abi. Sen dedi çekil şöyle kenara diye beni bunu sert bir şekilde azarladı. Ben öyle pek yani azara falan da o zamana kadar pek alışık da değilim. Hiç öyle bir ortamlarda da büyümedim, şey yapmadım. Bir de anarşi terör zamanı çekindim, korktum böyle kenara çekildim. Benden sonrakini aldı, kayıt yaptı. Sonra sen gel buraya dedi. Ben geldim ama benim arkamda da böyle 7-8 metre bir boş pasaport kontrolü gibi bir mesafe kalıyor. Ondan sonra eğildi bana. Dedi ben seni dedi Kanarya'dan tanıyorum dedi. Aynı trene çoğu kere biniyoruz dedi. Mahsus dedi sana sert davrandım ki dedi. Sen dedi kayıt olsaydın tek numaraya denk gelecektin dedi. Tek numaraların dedi kara ticaretiyle medeni usulleri dedi. Hocalara çok aksi, çok zor. Okulu zor bitirirdin diye dedi. Seni dedi çift yapmak için dedi sıra atlattım sana dedi. Yani o adamın öyle tesadüf beni tanıması daha sonra benim hayat çizgimde bir sürü değişikliklere tabii yol açtı. Şimdi tanıdığım bütün arkadaşlarımı, fakülteden mezun olan arkadaşlarımı tanımayacaktım. Onlarla ilgili bir sürü anım var, bir sürü yaşanmışlıkım var. Yani onların hiçbirisi olmayacaktı. Yani o adamın orada bir hareketi benim hayatımda birçok şeyi değiştirdi. Yani böyle hayatta değişik tesadüflerle dolu diye böyle düşünüyorum. Üniversite hayatınızda çok anınız var. Ama bunlardan en enteresanı zannediyorum ki şimdi bu dönemde de olmayacak bir şey. Profesör Bedri Fevzioğlu'nun sadece size ders anlatması. O günden bahsedelim. Evet, şimdi hukuk fakültesinde bu tek çift numaralılar tekler sabahtan öğleye kadar eğitim görüyorsa çiftler öğleden akşama kadar görüyor. Ertesi de tam değişim yapıyorlar. İşte yine bizim ikinci sınıftaydı. Öğleden sonra olan derslerimizin olduğu bir yıl. Kış ayları kar başlamış. Bir de anarşi terörün de bayağı yoğun olduğu bu zamanlar böyle öğleden sonra kışın havada erken kararıyor. Son derslere, son 2-3 derse çok katılan olmazdı. Bütçe dersimiz vardı. Rahmetli Bedi Feyzioğlu. Onlar 3 kardeş. Birisi Feyzi Feyzioğlu, Turan Feyzioğlu. Üçü de profesör. Şu fotoğraftaki en öndeki bu kara çarşaflı bayanın arkasındaki pembe morluk kıyafetli orada benim yerimde orada oturdum ben. 4 sene hep orada oturdum. Ondan sonra birinci derse geldi. Sınıfta 30-40 kişi vardı. Anlattı. İşte telefüz oldu. Gitti. Gidince herkes toparlandı. İşte havanın soğuk oluşu, havanın kararması, anarşi, terör falan. Sınıfta kimse kalmadı. Kimse kalmayınca ben dedim ben de gitsem ayıp olur. Bir bekleyeyim nasıl gelir beni tek görünce gider diye üstümdeki o tarihte palto partisi neyse giydim. Kitabımı defterimi çantaya koydum. Onu da yanıma hazırladım. Hocayı bekledim. Baktım hoca geldi. Şöyle bir her zamanki gibi bir sınıfa şöyle bir selamını verdi. Başladı anlatmaya. Sanki işte 800 kişi amfide oturuyor. O da onların gözünün içine baka baka efendim yukarılara bukarılara böyle ders anlatıyor. Ben hayretler içinde kaldım. Dedim ya adama bak tek başına bana ders anlatıyor. Bunu çok az gözümün içine baktı. Sanki doluya ders anlatıyor gibi. Tabii yıllar sonra insan o tarihteki hocaların nasıl daha değerli, daha nasıl özverili olduğunu anlıyor.
İşte bu fotoğrafta da 2019 yılında bizim dönem arkadaşlarımız senede bir toplaşıyoruz. Fakülteyi bir ziyaret ediyoruz. İşte bizim sınıf burası diye sınıfımıza da gidiyoruz. O sınıftan bir anı tabii şimdiki şeyde bizim dönem biraz daha farklıydı. Bizim dönemde kıyafetler daha açık renkliydi. Şimdi kıyafetler bayağı koyulaşmış. Öyle bir değişiklik de var yani. Fakülteden Evet, siz başarılı öğrenci olarak 4 senede hukuk fakültesini bitirdiniz ve 1982 yılında hakim adaylığı sınavını da kazandınız. Ama orada bir terslikler oldu, aksamalar oldu, gecikmeler oldu. şimdi Figen Hanım, ben okulu bitirdikten sonra avukatlık stajı da başladım ve arkasından da hakimlik sınavına girdim. Daha hakimlik sınavına giderken rahmetli ağababam, ya bir terslik var, bir terslik var, gitmesen mi falan. Ya dedim niye gitmeyeyim, sanki hani böyle bir şey söylüyor ki yolda ben kaza geçirecekmişim falan, ama o zaman da bir şeyle gidiyorum, mavi trenle falan gidiyorum. Ondan sonra gittik sınava, yazılıya girdik. Daha sonra sonuçlar açıklandı. Kazanmışım. Mülakata çağırdılar. Tekrar mülakata gittik. Mülakatta da geçtiğimiz söylendi. Bu mülakat geçtikten sonra bir güvenlik soruşturması yapılıyor. Güvenlik soruşturması neticesinde de hakim adayı olarak işe başlıyorsunuz. Hakim adaylığı hakimlikten önce gene memur sıfatıyla, yani hakimlik sınıfında değil de genel idari hizmetler sınıfından yine maaşlı memur olarak işe başlıyorsun. Herkes de maaş alayım da staja başlayayım diye öyle bir bakıyor. Ya arkadaşlarım bir ay içinde başladılar. Benim güvenlik soruşturmam bir türlü gelmiyor. Bekliyorum, şey yapıyorum falan. Ara sıra da rahmetli ağababam diyor ki senin işin olmuyor, olmuyor. Ya diyorum ne görüyorsun, niye olmuyor? İşte ben diyor istihareye yatıyorum. İstiharede işte sen bir çukurdasın. Etrafın ateş çemberi var. Elimi sokuyorum. Uzak yakalamam mümkün değil. Senin işin hiç olmaz. Hey, uzakta kalıyorsun falan diyor bana. Öyle diye diye 6 ay geçti. Bu haftada bir geliyordu. Öyle bir şeyler anlatıyordu bana. Bir gün kapıyı dan 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 çaldı. Üst kata çıkmış böyle hararetli şekilde. Çabuk dedi, senin işin oluyor dedi. İyi dedim, hayırlı olsun. Öyle dedi, yatmakla olmaz dedi. Hemen dedi çıkacaksın dedi. Sen dedi nasibini arayacaksın. Ne demek dedim, ha babanın nasibini arayacaksın. Ya dedi sen dedi giyin çık, nasip seni bulacak. Ya nerede bulacak? Kızdı bana. Git dedi sen giyin dedi, ne sorgu sual yapıyorsun dedi. Ben giyindim, bindim trene. Niyetim işte Aksaray'da inip oradan Laleli, Beyazıt, Cağaloğlu, Sirkeci'ye inip tekrar trenle Kanarya'ya dönmek diye bir program yapmıştım. Aksaray'dan Laleli'ye geldim. Tam da Laleli'ye geldiğimde birisine çarpıştım. Çarpıştığım kişi Sultanahmet'te bizim yazlık komşusu Avukat Hüseyin Bey. Daha önce Gazi Osman Paşa'da savcılık yapıp emekliye ayrılmış. Hayrola dedi, ya geldim burada da beni buldun dedi, bana burada da çarpıyorsun falan dedi. O deniz içinde de yüzerken öyle çocukken çarptığımız için onu herhalde kastediyor. Burada da bana çarptın falan diye. Ondan sonra anlattım ben ona. Ne arıyorsun dedi. Dedim ben nasibimi arıyorum. Hayırdır, ne nasibi? Olayı anlattım. Tamam dedi, senin nasibin ben olayım dedi. Götürdü beni bürosuna. Orada telefon etti. O zaman Emniyet İrtibat Müdürü vardı. Bir orman içinde Mecidiyeköy taraflarında. Askeri içine gittim ben. Orada emniyetin bir bürosu var. Orada bir emniyet müdürüyle daha önce telefonla konuşmuştu. Ben de anlattım. Beni siyah bir Chevrolet'e koydular. Birinci şubeye götürdü onu korumaları. Oradan yangın merdivenlerinden birinci şubede bir emniyet amiri Metin Bey'in yanına çıktık. O da daha önce telefonla görüştüler. Ben de orada kısaca bir anlattım. O çağırdı bir sivil memuru. İşte talimat verdi. Bulun dedi bu güvenlik soruşturma evraklarını. Demek oraya geliyorum. Ben dedim buradan bunun yeri. Burası dedi, bunun menbaası burası. İşte ben de müsaade isteyeyim diyorum falan. Adam da şey yapmıyor tabii. Amiri telefon etmiş ona falan. Ben 3 saatten bekledim yanında.
O kendi işlerine baktığı şey yaptığı ara sıra çağırıyor, soruyor falan. 3 saat sonra bir sakallı bir polis memuru geldi. Dedi amirim dedi. İyi ki dedi bu arkadaş gelmiş dedi. Bunun dedi soruşturması yedek subay soruşturmalarının altına girmiş dedi. İlgilenmese dedi daha kaç ay dedi çıkacağı ortaya çıkacağı belli değil. Öyle olunca adamcağız dedi ben dedi bunu elden halledeceğim. Kuryeyle Ankara'ya göndereceğim. 2-3 gün içinde sen dedi başlarsın dedi. Hayırlı olsun. Ben tabii gene artık 2-3 günde o kadar beklemişim tamam bir bulundu edildi ama yine dedim bu bir ayı bulur. Hakikaten 2 gün sonra eve bir polis memuru geldi. Bakırköy savcılığından seni bekliyorlar. İşe başlayacakmışsın diye savcı bey telefonu açtı dediler. Gittim işe başladım. Öyle bir olayla. Bu hakim işe başladınız ama o yıllarda 1984'te Polatlı Topçu ve Füze Okulu'nda yedek subaylığınızı da yaptınız. O arada askeri hizmetinizi de yaptınız. Bu arada da Kubilay, oğlunuz dünyaya geldi. Şimdi Daha sonra müsaade edin. Ondan sonra da Bingöl'ün Genç ilçesine gittiniz. Şimdi ben size sözü vermeden önce biraz soluklanın. Dostlarımızla paylaşmak istediğim bir video var. Ondan sonra Bingöl'ün Genç ilçesinden devam edeceğiz. Video başladıysa biz göremiyoruz. Evet, başlamadı. Şimdi başlıyor. Kar tanesi. Fakir balıkçının çaydanlığındaydı. Buhar oldu. Tertemiz çıktı göklere. Günlerce dolaşıp baktı acımasızların bulunduğu yeryüzüne. Bıkmıştı, yorulmuştu, üşümüştü, donmuştu. Küçük çocuğun balıkçı babası da soğuktan donmuştu. Yetim çocuğun gözleri doldu. Gözyaşları arasına tertemiz bir kar kondu. O kar ona yıllarca uğur getirdi. Yetim çocuk artık fakir değildi. Semih Akça. Şimdi 26 yaş başında Bingöl'ün Genç ilçesine tayininiz çıkıyor. Ve Evet. ben de bilmiyordum. Zannediyorum ki arkadaşlarımız da bilmiyor. Sizin bir de şair tarafınız var. Bu şiiri siz yazdınız. Ama bu şiiri neden yazdınız, nasıl yazdınız, bunun hikayesini anlatır mısınız? Şimdi Figen Hanım daha önce her genç gibi işte lise falan yıllarında daha çok şiiri okuyucu gibi izleyerek şey yapıyordum. Ufak tefek denemeler falan oluyordu. Fakat bu şiirde bir balıkçının o gençteki Murat Nehri'nde donarak öldüğü ihbarı geldi jandarmadan. Olay yerine gittik. Olay yerinde bir sal vardı. Çok soğuk, karlı, sert bir hava. Salın yanında balıkçının cesedi. Cesedi başında da onun küçük bir çocuğu vardı. Cesede sarılmış. Yanı başlarında da bir çaydanlığı var. Adamın ölürken artık çay mı yapmaya kalkmış, ne yapmış bir çaydanlık da vardı. O olaydan ben çok etkilendim. İşte onun ölüm muayenesinden sonra lojmana döndüğümde bu şiiri kaleme aldım. Bu şiirin öyküsü böyle.
Daha sonra böyle etkilendiğim olaylardan sonra yazdığım şiirler de oldu. Evet, şiirleriniz var. Genç ilçesinde siz bir sene kaldınız ama belki de ilk böyle Cumhuriyet Savcısı olarak gittiniz. Çok gençsiniz. Sizi en etkileyen bir bölge Genç ilçesi. Evet. Genç ilçesinde yani orası eskiden il merkeziymiş. Cumhuriyet'in ilk yıllarında isyana karıştığı için vilayetliği alınmış, ilçeliğe düşürülmüş bir yerdi orası. Orada da benim ilk başlama şeyim bayağı bir değişik anılarım oldu. Hatta gittiğimde anarşi, terör çoktu. Jandarma işte ihsarlara cevap vermiyordu. Yani vatandaşları getirmelere falan hiç bakmıyordu. Tamamen anarşi terör işine bakıyordu. Postada tebligatlar da gitmiyordu. Dosyalar birikince yani teftiş zamanı müfettişle hakim savcıya hesap soruyor. Ona göre terfi falan oluyor. Ama her köyde bir telefon vardı. Ben telefon rehberini alıp o dosyalardan işte dosyalarda bir tanığı dinlersem bu dosyayı kapatırım diyordum. Başladım o köylere telefonlar açmaya. İşte diyordum bu 3 sene önce bir şöyle şöyle bir olay olmuş, bir kavga olmuş. Burada şu tanık, bu tanık diyordum gelsin efendim bir 5 dakika bir ifadesini alacağım. Sonra diyorum köyüne göndereceğim diyordum. Yoksa diyordum jandarmayı gönderirim falan. Öyle olunca sabah saat 8'e çeyrek kala adliyeye geliyordum, bakıyordum. Aynı anda çoğu kere adliyeye giriyoruz. Bıyığı donmuş, kaşları donmuş. Kapıda aşağı yukarı beraber içeri giriyorduk adliyeden. O yani belki de askerlikte genç ilçe merkezini gören 20-25 kilometre uzaktan dağlardan gece 12'de falan çıkıp da 8'de adliyeye ulaşan şahıs. Odaya girerken ayakkabılarını çıkarmaya çalışıyordu. Yerde halı var diye böyle çekiniyor. Ondan sonra ben onu önlüyordum. İşte soğuk donmabilir adam. Bir oturtuyordum onu. Yani adama önce karşıda bir pide fırını vardı. Birer pide alıyorduk. Efendim peynir. Önce bir karnını doyuruyordu. Ondan sonra ben onun 5 dakika bir ifadesini alıyordum. Daha sonra da birer çay sigarasını da ikram ediyordum. Gönderiyordum. Böyle 100 kişi, 150 kişi çağırdım ben, hepsini doyurdum. Bazılarının öğle yemek paraları da yoktu. Cebimden paralarını da verdiğim oldu. Daha sonra ben Bingöl'e, bir sene sonra Bingöl'e tayin olduğumda gene bu terör... Bingöl'e, Bingöl'e tayin olmayın. Gene biz genç ilçesinde kalalım. Galiba şiirlerinizin çoğu orada. Ben ikinci videoyu göstereceğim. Rastgele Ayeste Ayeste şiiriniz var. Ondan sonra devam ederiz. Tamam. Rastgele Ayeste Ayeste. Askerden dönmüştü Avcı Osman. Doğruca avcı arkadaşlarına koştu. Avların hayali... Görüntü yok, peki. Rastgele, ahiste ahiste. Askerden dönmüştü Avcı Osman. Doğruca avcı arkadaşlarına koştu. Avların hayali de pek hoştu. Yüreği heyecanla coştu. Sabahın seher vaktinde, yüce bir dağın eteğinde, ellerinde tüfekleriyle, rastgele, yağ nasip sesleriyle yayıldılar dağlara. Acımadıkları
yaşlı, yaslı doğaya. Birden bir kekrik uçtu, Osman'ın menzilinden korktu. Son bir hamleyle tozuktu. Ancak artık bir gözü yoktu. Aylar ayları kovaladı. Osman yarını yakaladı. Haftaya düğünü vardı. İçini bir heyecan sardı. Davullar, zurnalar, halaylar çekildi. Adetten havaya ateşler edildi. Kör bir kurşun kör etmişti Osman'ı. Kurşun kör müydü? Yoksa kekliği miydi abi? Bu şiiri de yine gençte daha önce avlanma yasakları sırasında birçok kere yakalanıp getirilen Osman isimli bir şahıs vardı. Her sefer ceza alıp adliyeden ayrılıyordu. İşte onun bir düğününde yine şiirdeki gibi kör bir kurşunla Kazak kurşunuyla bir gözünden kör oldu. O olaydan da ben etkilenmiştim. Dedim bu kekliğin şeyi çıktı, ahı çıktı. Bu şiiri kaleme aldım. O tarihten beri de o müsvedde olarak da benim dosyalarımın arasında saklıyordum. İlk defa bu program nedeniyle de o müsveddeler arasında çıkarak böyle bir düzenleme de yaptık. Biz de dinleme fırsatını bulduk. Gerçekten çok güzel. Beni çok etkiledi. Dinlediğimde de çok etkilenmiştim. Teşekkür ederim. Sağ yüreğinize sağlık. Kalemize sağlık. Genç ilçesinden sonra Bingöl'e tayininiz çıktı ve Bingöl'de 4 yıl kaldınız. Evet. Daha sonra Devrek yani Zonguldak Devrek. Evet. İsterseniz siz devam edin. Buyurun. Şimdi gençteki anımı bir anlattım, yarım kaldı. Kısaca onu bir toparlayayım. Tamam. O gelen vatandaşlar işte 150 kişinin ben ifadesini aldım. Onlarla ilgilendim, doyurdum, sigarasını içirdim. Kısaca bir ifadesini aldım ki onların ifade ne dediğimi bile duymuyor onlar. Evrakı kapatacak şekilde aradan 3 sene, 4 sene geçmiş takip edeni yok. Takipsizlik verip evrakı da kapatıyordum. Daha sonra Bingöl'e gittiğimde o terör olayları nedeniyle bu teröristlerden yaralananlar oldu. Onların üstünde günlükler çıktı. Günlüklerde 7-8 yerde benim jandarma, polis, efendim, sadece doktor ve katip olduğu halde muhtelif köylerde o teröristler 100-150 metre mesafeden bizi izlemişler. Orada sorgu sırasında teröristlere sormuşlar, demişler. Niye bu kadar koruma yok, şey yok, orada bir şey yapmadınız siz, savcıyı şey yaptınız. Onlar terörist de demiş, savcı bey genç halkı çok seviyordu. Biz ona bir şey yapsak bütün halkı karşımıza alırdık diye söylemiş. Bunu da emniyet şeyler bana söylediler. Hatta aynı tarihteki günler tutuyor mu diye otopsileri falan gidip evraklara falan bakmışlar. Ben de onlara dedim. Ben işte 150 pideyle, 3-5 kilo peynirle demek hayatımı kurtarmışım. O da ilginç bir anı olarak kaldı bende. Evet. 1.4 yıl kaldık. O arada 86 yılında Kubilay oğlum dünyaya geldi. Kendisi elektrik, elektronik mühendisi. Evet, buyurun. İşte Rusya'da MBA işletme master'ı yaptı. Rusya'da filoloji fakültesinde 2 sene okudu. Yine orada Almanca hazırlık okudu.
İtalya Bokkoli. Kübler Bey belki katılacak aramıza. Semih Bey birazdan belki katılırsa Kübler Bey ile de tanışma fırsatımız olur. Ben hemen bir toparlamak istiyorum. Çünkü daha anlatacaklarımız çok sözümüz var. Bingöl 4 yıl Devrek, daha sonra Zonguldak Devrek ve 1995 yılında Ankara'ya adalet müfettişi olarak gittiniz. Şimdi Ankara'ya, bu Bingöl, Devrek ve Ankara'ya geçişinizde burada sözü size bırakıyorum. Ankara'dan devam ediyoruz. Evet, 4 yıl Bingöl'de Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptıktan sonra 1995 yılında adalet müfettişi olarak Ankara'ya atandım. Şimdi adalet müfettişliğine atanma daha önce hakim savcıları denetleyen müfettişlerin raporları ve onlara da şahsen soruyorlar, siz gittiniz gördünüz nasıl biridir falan diye. Daha seçerek alınan bir meslek. Bana da o teklif gelince ben de gurur duydum ve kabul ettim. Ankara'ya müfettiş olarak 95 yılında tayin oldum. Orada 2001 yılına kadar müfettişlik ve baş müfettişlik yaptım. Yani müfettişlikte şöyle biraz gurbetçi mesleği gibi müfettişlik. Türkiye'nin çeşitli il merkezi ve ilçelerine gidiyorsunuz. Orada adliyeleri, Cumhuriyet Savcılıklarını, icra dairelerini, ticaret sicil memurluklarını, noterleri, cezaevini denetliyorsunuz. Oradaki hakim, savcı, tüm personeli de sicil dolduruyorsunuz. Bunlar yükselir, yükselmez veya oralardaki herhangi bir eksik, gedik varsa soruşturma yapıyorsunuz. Öyle değişik bir meslek. Tabii o zaman meslektaşlarla biraz aranda bir mesafe de oluyor. Ama ben o mesafeyi her zaman böyle çok soğuk tutmadım. Daha böyle arkadaş gibi davrandım. Fazla böyle abiriymiş gibi onlara pek hissettirmedim. Çünkü biliyordum ki günün birinde yeniden ben mesleğe döneceğim. Şu an Anadolu Adliyesi'nde de mesela benim denetlediğim 70-80 tane hakim ve Cumhuriyet Savcısı var. O tarihte onlara böyle olumsuz, sert, kırıcı davranışlarım olsaydı şimdi de ona karşı bir tavır görürdüm. Aksine şimdi herkes beni sevdiği de kucaklamakta. Şimdi müfettişle ait mesleki birçok anı var ama bir özel bir anıyı anlatayım. Şimdi korona günlerde herkes moralsiz, böyle anıları daha esprili tarzda seçilip bir yer düşündüm. Bir ilçeye gitmiştim. Orada daha önce biz denetime giderken sicil dosyalarına bakıyoruz. İşte hakim savcıların eşleri nerede çalışıyor, çocukları kaçıncı sınıfa gidiyor, doğum tarihleri neler, doğum tarihi denk gelirse ufak tefek hediye de alıp götürüyordum ben. Bir savcının yine bir doğu bir de batı diye bir çocuğu var. Ona savcı bey dedim, doğu ile batı nasıl dedim, kaça gidiyorlar şimdi falan. Bu baştan biz şaşırdık, siz nereden biliyorsunuz dedi falan. Ben dedim adalet baş müfettişi her şeyi bilir falan şöyle. Ondan sonra anlatmaya başladı. İşte dedi dördüncü sınıfa dedi gidiyorlar dedi. Ama dedi bunlar dedi tek yumurta ikizi. Birebir fotokopi gibi aynı. Ayıp dedi edemezsiniz dedi. Batı dedi çok çalışkan. O zaman bir yaz tatil dönemiydi. Bana dedi tatil kitabı aldırdı bir üst sınıfın. Onun dedi bir üst sınıfı hazırlanıyor. Doğu'da dedi böyle kavgacı, çete lideri, bir çete kurmuş dedi. Öbür sınıfla da birleşmiş. İki sınıfın da dedi lideri olmuş. Kurduğu çeteyle de ilk işi olarak kardeşi Batı'yı da öldürmüş. Baba demiş bana bir ayakkabı sandığı al, adliyenin önüne koyayım. Sen savcısın. Herkes ayakkabılarını boyatır, para kazanırım. Böyle zıt karakterde çocuklar. Dedim savcı bey sen öğleden sonra onları dedim bir getir dedim. Ben dedim bir göreyim, tanırım ben dedim onları falan. Ondan sonra yok dedi tanıyamazsınız efendim falan dedi. Bu getirdi. İkisi de böyle aynı kıyafet, saç tıraşları aynı, kıyafetleri, kılık kıyafeti aynı. Çocuklarla içeri girince
Ben Doğu'ya dedim, nasılsın Doğu dedim. Doğu hemen dedi, nereden biliyorsunuz benim ismimi dedi. Babam mı söyledi dedi. Yo dedim, ben biliyorum dedim. Yok yok, babam söylemiştir dedi. Dön dedi müfettiş amca arkadan dedi, biz bir karışalım da bil bakalım dedi. Ben dedi, koltuğu çevirdim arkaya, bunlar bir patırtı yaptılar, karıştılar. Geri döndüm, dedim sen Doğu, sen Batı. Doğu hemen atıldı, Batı sessiz. Dedi, siz dedi Atatürk büstüne baktınız dedi, aynadan dedi, yansımadan dedi, beni dedi gördünüz dedi. Şimdi dedi, iyice kapan bakalım dedi, nasıl bilebilecek misin dedi. Beni maskaraya çevirdiler, ben de şöyle kapandım. Bunlar bir patırtı karışıyorlar, karışıyorlar. Tamam mı? Tamam diyor birisi ama tamam diyen Doğu. Biliyorum ben, sesleri daha iyi ama o Doğu. Ondan sonra dönüyorum, dedim sen Doğu, sen Batı. Savcı Bey dedi, müfettiş Bey dedi, nereden dedi anladınız dedi. Dedim çocuklar gittikten sonra ben söylerim sana. Ondan sonra neyse çocuklara çay falan ikram ettim. Çocuklar gittiler. Dedi efendim nereden anladınız? Bak dedim sen dedim anlattığına göre Doğu dedim çete reisi şudur budur. Batı'da dedim hiçbir şey yok. Doğu'nun ayakları yara bere içinde, dirsekleri çizilmiş, üstünde epey bir yara bere izleri var. Batı'da hiç çizik yok. Ben dedim ondan anladım. O da öyle bir şaşırmıştı. O da böyle değişik bir anı olarak kaldı bende. O çocuklar da halen beni de şey yaparlar, babaları rahmetli oldu. Beni de ararlar yani. Halen görüşüyorsunuz. Evet, hala da görüşüyoruz. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 2001 ve 2003 yıllarında, daha sonra 2003 yılında Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı'na geldiniz. Ve ondan evet. Sonra da Kartal Adliyesi'ne. Evet. Kartal bu kadar yer dolaştıktan sonra İstanbul'a gelmeniz, geldiğinizdeki duygularınız, düşünceleriniz, Kadıköy, Kartal konuda ve fotoğrafa başlamış olmanız ve o yıllarda, daha sonrasında da daha güzel şeyler de oldu hayatınızda. Evet. Şimdi ben 3 yıla yakın Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptım. Daha sonra kendi isteğimle Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı'na atandım. Yani ben Ankara'da kaldığım süre içerisinde Ankara'ya pek alışamadım. Yani İstanbul'da liseyi, fakülteyi bitiren, bilemiyorum böyle denizin de belki etkisiyle Ankara'ya pek alışamıyor. Ve benim de öyle oldu. Onun için özellikle de denize en yakın adliyesi olan Kadıköy'ü bildiğim için, bir de Kadıköy İstanbul'un o zaman en nezih adliyesi olarak biliniyordu. Biz de teftiş kurulunda falan çalıştığımız için kırmadılar beni, nokta olarak Kadıköy Savcılığı'na atadılar. Yani müfettişlik yıllarımda da kış aylarında ben geliyordum. Çağlayan Adliyesi'ni 2-3 ay kalıyordum. Noterleri falan denetliyordum. Sırf İstanbul özlemini gidermek için. Kadıköy'de 10 yıl ben görev yaptım. Kadıköy'de 10 yıl görev yaptıktan sonra İstanbul Anadolu Adliyesi kuruldu. 7 ilçe birleşti. 2013 yılında Kartal'daki İstanbul Anadolu Adliyesi'ne taşındık. Evet, Kartal'a gelince Kartal, Maltepe birbirine çok yakın derken bir fotoğraf merakımız başladı. Şimdi fotoğraf merakım da şöyle. Adliyeye taşındığımızda adliye içinde epey bir gruplaşmalar vardı. Yani ben bir hafta kadar yemekhaneye gittim. Baktım orada durum kötü. O malum terör örgütü efendim mensubu olanlar, şunlar bunlar epey bir karışık. Dedim burası iyice karışacak. Bunlarla ben bir arada olmam mümkün değil. Daha önce ben Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı yaptığım yıllarda da siyasi partilere falan da baktım. Yani bu 15 Temmuz sürecine, Türkiye'nin geleceğini çok daha önceden sezmiş kişilerden biriyim. Onun için ben bunların arasına hiç katılmadım. Daha sonra bir fotoğraf, temel fotoğraf eğitimi olduğunu görünce dedim bari benim de bir şeyim olsun, bir hobim olsun. Oraya kayıt oldum.
kayıt oldum. O zaman Anafot Derneği'nin başkanı Sayın Baytekin Kara bizim hocamızdı. İşte fotoğraf, temel fotoğraf eğitimi dersleri veriyordu. Yani dersleri öyle bir anlatıyordu ki böyle sanki fotoğrafı anlatmıyor. Atomu icat ediyoruz biz böyle. Böyle bir ders anlatıyordu. Benim de anlatışım böyle bayağı hoşuma gidiyordu. Sen diyorsun biz nötronu, protonu şimdi keşfedeceğiz falan. Kara kutu böyle ağzını doldura doldura, gözlerini aça aça falan. Öyle öyle daha sonra o fotoğrafı, temel fotoğraf eğitimi sırasında da birçok sunumlar oldu. Bizim dernek üyelerimizden, şimdiki başkanımız, masist Lale Hanım, Fikri abi, değişik şeyler, fotoğraf sunumları yaptılar. O sunumları da ben görünce bayağı hoşuma gitti. Dedim, nasıl bir insan bu kadar güzel fotoğraf çeker falan. Daha sonra Türkan Saylan'da Anafot'un bir sezon sergisi oldu. Ve hatırladığım kadarıyla da Anafot'un en güzel sergilerinden biriymiş. Daha sonra onu da anlıyorum. Sabit Hoca falan da katılmıştı o sergiye. Fakat o sergideki ben bütün fotoğrafların hepsini beğendim. Kötü bir fotoğraf yoktu. O zaman biri deseydi ki bu fotoğrafın bir tanesi senin altında senin imzan olacak. Sen çekmiş olacaksın bunu. Cebimdeki arabanın anahtarını hemen teslim ederdim. O kadar böyle bir heves geldi bana. Sonra işte Anafot Derneği'ne üye olduk. Çeşitli atölye çalışmalarımız oldu. Onlara katıldık. Yavaş yavaş işte fotoğraf, çeşitli fotoğraf gruplarıyla gezilere çıkmaya başladım. Daha sonra işte bu FIAP'ın katılıp açtığı fotoğraf yarışmalarına katıldım. Onlarla daha fazla fotoğrafımın olacağı, fotoğrafın daha çok jüri önünde değerlendirmeye tabi tutulacağı düşüncesiyle o şeye bir kapıldık. O 2015 yılında işte AFIAP, EFIAP, bronzu, silver'ı, en son geçen sene Aralık'ta EFIAP Gold ünvanı aldık. Yine bu fotoğrafta Anafot'un yine bir sunumunda, Timur Taş Hoca'nın sunumunda bu EFIAP Gold sertifikası Timur Taş Hoca tarafından Anafot sunum sonrasında verildi. Şimdi biraz sizi dinlendireyim. Fotoğraf dedik. Fotoğraf göstermeden olmaz. Çok kısa Sevinç Bey'in fotoğraflarından 4 dakikalık bir fotoğraf sunumu yapacağız. Ben oraya geçiyorum Sevinç Bey. Kubilay da dahil olmuş bir yere. Gelmiş mi Kubilay Bey? Gelmiş mi? O zaman bir saniye. Kubilay Bey geldiyse onu da alalım. Alalım mı yoksa daha sonra mı? Evet. Ben göremedim Kubilay Bey'i. Onu görmüş mü? Şey attılar bana, görüntüyü attılar. Görüntüyü attılar diyor. Şu anda tamam, peki biz şeye devam edelim. Fotoğraf sunumumuza devam edelim. Ondan sonra da Kubilay Bey'le de konuşuruz. Ben sunumu başlatıyorum. 4 dakikalık sizin fotoğraflarınız.
Hepsi birbirinden çok güzel. Emeklerinize çok sağlık. Çok güzel fotoğraflar seyrettim. Tabii denizi seviyorsunuz. İstanbul'a geldiniz. Evet. Fotoğrafı sevdiniz. Fotoğrafta başarılı oldunuz. 2020 yılında da yine hayatınızda bir değişiklik oldu. Sevgili Neslihan Yazıcı'yla evlendiniz. Biz bu arada Neslihan'ı da çağıralım. Dışımız Neslihan'cım da gelse. Evet, herkese merhaba, iyi akşamlar diliyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Herkes iyi. Biz hepimiz iyiyiz. Sohbetimize devam ediyoruz. Bu arada ben de bir fotoğraf paylaşmak istiyorum sizin güzel gününüzden daha doğrusu. Bu arada Neslihan, Semih Bey'le Semih Bey için yani mutlaka sözlerin olacaktır. Onları alalım senden. Mutluluklar diliyoruz. Biraz eskidiniz ama olsun. Evet, eskidik gerçekten. Korona mağduru olmadan nikahımızı yapabildik sevgili Figen. Her şeyden önce Semih'le biz aynı memleketliyiz. Trakyalıyız, Tekirdağlıyız ikimiz de. Semih'i tabii anlatmak çok uzun ama kısa cümlelerle programımızı fazla yapmadan. Semih çok nazik, kibar, beyefendi bir insan. Her şeyden önce çok iyi bir öğretmen Semih. Ortak noktalarımız çok, şiir olsun, fotoğraf olsun. En azından bunları bu evde kaldığımız bu pandemi döneminde şiiri, fotoğrafı paylaşabiliyoruz. Onun dışında Semih çok detaycı bir insan. Detaycı olduğu kadar da araştırmacı bir yapısı var kendisinin. Yani her olan olay ya da fotoğrafla ilgili bir şey olduğunda gerçekten beni derse kaldırır gibi. Bunun sensör boyu ne? Şu nedir? Fotoğraf tuşu nasıldır? Hakikaten ciddi bana öğretmenlik de yapıyor diyebilirim. Beraber fotoğraf çalışıyoruz. İşte bu tarz şiir çalışmalarını elimize bir şekilde düzenlemeye çalışıyoruz. Semih aynı zamanda... Yani hep güzel şey... Neslihan'cığım hep güzel şeyler söyledin. Hiç böyle... Şimdi evet, yani bu espri, her insanın artıları eksileri vardır. Tabii ki espri yapayım mı yapmayayım mı diye de düşünmedim değil. Semih detaycı ve araştırmacı bir insan olduğu için işte şu nasıl oldu, neden böyle oldu, kim geldi, ne dedi falan dediğimde diyorum ki herhalde ifadem alınıyor diyorum, öyle espri yapıyorum kendisine. Tabii bu yılların vermiş olduğu bir tecrübe ve deneyimden kaynaklanan bir şey. Böyle de espri yapıyorum, ifademi mi alıyorsun gibi. Tabii bu da espri olsun, geceye bir güzellik katsın istedim. Yoksa onun dışında... Katkı verdin. Evet. Teşekkür ederiz. hep böyle mutlu, hep güler yüzlü. Hayatınız hep böyle geçsin inşallah. İnşallah. Ben bu arada oğlunuz Kubilay geldi dediniz. Okuyorum. Evet. Ve göremiyorum şu anda. Biz alamıyoruz diye bilgi verdiler. Şu an ben de göremiyorum. Evet. Şimdi Semih Bey, ben sizi annenizle yavaş yavaş sohbetimizin burada da anne ol bir fotoğrafınız var. Neslicim kal gitme, programı birlikte kapatalım. Gitme bir yere, çok güzel fotoğrafınız çok güzel böyle yan yana. Anne ol. Ona kendisine uzun ömürler diliyoruz.
Bu güzel sohbet için de sizlere teşekkür ediyoruz Alafat olarak. Ve bu arada da bir teşekkür belgemiz var. Bunu da size maille göndereceğiz Semih Bey. Bilginiz olsun. Çok keyifliydi. Ben çok keyif aldım. Umarım katılımcı arkadaşlarımız da keyif almıştır. Siz de keyif almışsınızdır. Yarın akşam salı akşamı her salı fotoğraf sunumumuz var. Biliyorsunuz mutlaka bekliyoruz. Konuğumuz da Büyük Yalçın. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada arkadaşlarımızın soruları varsa onları da alalım. Pardon. Kubilay yok mu? Göremiyor muyuz? Katılmışlar ama ses alamıyorlarmış Figen Hanım. Mikrofonları kapalıdır herhalde. Hangi isimle katıldılar acaba? Mikrofonlarını açıp bize katılabilirler. Bir saniye. Kubilay isminde kimse yok bakıyorum. İknur'cum yardım alayım senden. Ben de bakıyorum. Göremiyorum. Evet. Herhalde bilemiyoruz şu an. Ulaşamıyoruz biz de. Ama çok başarılı bir program oldu. Sevgili Figen, senin de emeklerine sağlık. Rica ederim. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben de kapanmadan... Yarın akşam görüşmek üzere. Kapanmadan buyurun, önce... Son sözü size veriyorum. Tüm katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Fotoğrafa başlamama sebep olan Baytekin Hoca'ya, fotoğraf eğitimi sırasında katkıları bulunan Fikri abiye, Fikri Özalp'e, Gültekin Çizgen hocama, Reha Bilir hocama, Burak Şenbak hocama, bunlara ayrı ayrı teşekkür ederim. Ayrıca Tefot ve Tefsat bünyesinde onların da beni aralarında barındıran sevgili Tefot ve Tefsat'ın başkanlarına da ayrıca teşekkür ederim. Programı vesile olan Anıl Başkanımıza da ayrıca selam ve teşekkürlerimi sunuyorum. Ve tüm katılımcılara da selam ve sevgiler. Herkes. Rakı'ya niye sık sık gidip geldiğinizi anladık böylece savcım. keyifliydi Semih. İyi akşamlar diliyorum. Sağ ol. İyi akşamlar hocam. Her şey için teşekkür ederiz hocam. Keyifliydi. Buluşturucu. Bizim de tanışmamıza vesile olan fotoğrafta. Daha ışıklı, daha keyifli günler diliyoruz herkese. İnşallah. Semih Hanım, Figen abla İnşallah. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Sedat Bankaya. İyi akşamlar Sedat Bey.